Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ve zürriyatihi ecma'in. Şu camı kapatalım. Mikrofon da açıksa sana zahmet, mikrofon da kapat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu cumamızı hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz bu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizi, alemi İslam'ı, bütün Müslümanları her türlü tehlikeden, beladan, musibetten emin ve muhafaza eylesin. Rabbimiz topraklarımızı bereketli kılsın, beldemizi bereketli kılsın. Rabbimiz Celle Celaluhu ektiklerimizi verimli kılsın. Bu cuma hürmetine ne hayır dualarımız varsa Allah Celle Celaluhu dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Cuma günü elhamdülillah Müslümanların bayramı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle fakirin haccıdır buyuruyor Peygamberimiz. Yani bir hacca gitmeye güç yetiremeyen bir Müslüman cuma namazına gittiği vakit onun defterine hac sevabı yazılır. Ve kıyamet günü adam defterine bakar, ya Rabbi ben hac vazifesi yapmadım ama defterimde hac yazıyor. Rabbimiz diyecek ki kulum sen cuma namazına gitmiştin. İmkanın olsaydı hacca da gidecektin. Ama imkanın olmadı, hacca gitmedin. Cuma namazının mukabilinde hac sevabı verilir. Peygamberimizin ifadesi neydi? Cuma fakirin haccıdır. Rabbimiz bu günlerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah ezanlarımız açıktan okunuyor. Yani camiye rahat bir şekilde gidip geliyoruz. Bu günlerin değerini ve kıymetini bilmek lazım. Değerli kardeşlerim, bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif okudum. Rabbim inşallah anlayanlardan ve hayatımızda yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amel edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yoktan var etmiş. Birçok nimetle bizleri donatmıştır elhamdülillah. Yani elimize, ayağımıza, gözümüze, burnumuza, dilimize varıncaya kadar Rabbimiz eşi ve benzeri bulunmayan veyahut bir insan yapımı olamayacak nice nimetler bizlere bahşetmiştir. Bunların tabii kardeşlerim içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok şiddetle dikkat edin buyurduğu dilimiz var kardeşlerim, bir de kalbimiz var. İki et parçasını koruyun diyor Resulullah Efendimiz. Kalbinizi, dilinizi. Bunları muhafaza ederseniz, başka bir hadis-i şerifte erkekler veyahut hanımlar için cinsel organlarınızı muhafaza ederseniz ben de bunun karşılığında sizin cennete girmeniz için şefaatte bulunurum diyor. Dilinizi muhafaza edeceksiniz, cinsel organınızı muhafaza edeceksiniz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz nimet olarak verdiği gibi bu nimetten de bizleri imtihana tabi tutuyor. Mesela dil vermiş, bundan bizi imtihan edecek. Göz vermiş, bundan bizi sorguya çekecek. Verdiği ellerin nimetleriyle bizi sorguya çekecek. Bunların içerisinden bizleri kardeşlerim genel olarak baktığımızda, yani ibadeti de çok büyük olan, isyanı da çok büyük olan bir nimetimiz var. Dil nimeti. Yani
Allah'a tevekkül etse, dua etse en büyük yer yine dilden geliyor. Yine isyan olarak da baktığımız zaman Allah muhafaza küfür ve iman şehadetiyle dil bize bunu hayatımıza sunuyor. Tabii kalple tasdiğimiz de var. Ama dille insan şirk koşar, Allah'a karşı gelir, küfre girer. Bazen de diliyle iman ehli olur. Rabbimizin katında nice mertebelere ulaşır. Tabii Rabbimizin bize verdiği bu nimetlerin hepsinin kullanım alanları başka. Yani mesela yemek yediğimiz zaman dilimiz sadece tat alıyor kardeşlerim. Dişlerimiz öğütüyor, aşağı gönderiyor. Bir kısmını aşağı gönderiyor. O aşağı giden yemek borusundan nereye ihtiyaç varsa oraya dağılıyor. Sonra ihtiyaç kadar alınıyor, ihtiyaç dışı da vücuttan dışarıya atılıyor. Gerek işte dışkı yoluyla, gerekse ter yoluyla Allah dışarıya atıyor onu. Yani öyle bir sistem yaratmış ki Rabbimiz, eşi benzeri olmayan bir sistem. Özellikle kardeşlerim, bugün dilden çok bahsedeceğim. Yani Rabbimizin bu dil nimeti ne için verilmiş, biz ne için kullanıyoruz? Ve bizi hangi afetlere sürükleyebilir, biraz bundan bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün sofraya oturduğumuz zaman elimize aldığımız bir yemek yahut bir ekmek veya tadına bakacağımız bir şeyle ne yapıyoruz? Şöyle dilimize dokunduruyoruz değil mi? Dil bir et parçası. Şimdi aynı tadı almak için yanağına dokundursan tat alır mı? Almaz. Halbuki ikisi de et parçası. Burası da et. Dudağına değdirsen yine tat alamazsın. Ağzının içinde olsa yine tat alamazsın. Diline değmediği müddetçe tat alamıyorsun. Dile değdiği zaman Allah yediğin şeyin tadını sana veriyor. Şimdi bazı hastalıklar var. Mesela dille ilgili hastalığı olanlar var. Yediğinin ve içtiğinin hiç tadını alamıyor adam. Ne yiyor ne içiyor fark etmiyor. Yani onun için et yese de aynı. Yahut kardeşlerim meyve sebze yese de aynı. Çünkü tat alamıyor bundan. Şimdi bu çok büyük bir nimettir aslında. Şu dil parçası ağzımızda olmayınca yemekten mahrum kalıyoruz. Çünkü bir de insan bazen iştahla yemek yer. Tadını aldığında sevdiğin bir şey olunca böyle iştahla yiyorsun. Ama o dil ağzımızda olmasa, o tadı almasak artık ne yiyip içtiğimiz belli değil. Ağzımıza ne götürürsek vücut hepsini aynı kabul ediyor. Sana bir tat ya da beynine bir mesaj göndermiyor. İşte çorba içiyorsun, şunu içiyorsun. Eğer dilin nimeti alınsa hiçbir şeyin farkında olmayacağız tat konusunda. Ama halbuki bu da et, bu da et, dudak da et. Ağzımızın içinde de et parçaları var. Ama Allah oraya o özelliği vermiş. İşte tatlı mı, tuzlu mu, acı mı hepsini oradan anlıyoruz. O nimetten anlıyoruz. Tabii bu nimetin bir de kardeşlerim konuşma hususunda bizlere yaşattığı büyük felaketler oluyor. Şimdi bir hadis-i şerif okuyayım. Ondan sonra inşallah madde madde dilin insanoğlu üzerindeki afetlerinden bahsedeceğiz. Yani iyiye kullanırsan kurtuluş kapısı, kötüye kullanırsan Allah muhafaza şer olarak Allah'ın verdiği bu nimeti kullanmış olursun. Tabii bütün azalarımız böyledir. Gözümüz böyle, elimiz, ayağımız, ama dilin diğer vücut azalarından yeri çok başkadır kardeşlerim. Dil bir el gibi değil. Çünkü her şey burada bitiyor. Dedikodu burada, yalan burada, gıybet burada, iftira burada, doğru söz burada, Allah'ın adını anmak burada, Allah'ın adına karşı gelmek, her şey buradan geliyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا أَسْبَحَ بُنُ Adem, Adem oğlu sabaha ulaştığı zaman, yani sabah uyandığı zaman فَاِنَّ اَعْضَاءَ كُلَّهَا, bütün azaları dil ile konuşur. Elin dille konuşuyor, ne bileyim gözlerin dille konuşuyor, ayakların dille konuşuyor. Hepsi her sabah oluyor bu diyor Peygamberimiz. Vücudun azaları dil ile konuşur. Peki ne diyorlar dile? Ey dil, bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. El dile tabi, ayak dile tabi. Nasıl dile tabi? Sen istikamette olursan biz istikamette oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız. Mesela bugün dilimiz yalan söylerse, gıybet ederse, şirk kelimeleri kullanırsa ateşe girdiğimiz zaman bütün vücut giriyor. Ellerin ayakların ayrı kalmıyor. Onun için vücudun bütün azaları dile müracaat ediyorlar. Bak sen ne yanlış yaparsan biz sana tabiyiz. Doğru olursan biz de kurtuluruz. Yanlış yolda olursan biz de seninle beraber gideriz. Aynı bedenin parçası çünkü. Onun için kardeşlerim dilin
bizim üzerimizde çok büyük nimetleri de var, çok büyük afetleri de var. Ha, bunları kullanmak bizim elimizde. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh böyle bir müddet ağzında küçük taş parçaları taşıdığı rivayet edilir. Küçük taşlar. Niçin peki? Böyle konuşmaya başlayacağı zaman birisi bir şey söylediğinde veyahut bir ortamda olduğunda tam konuşacak Hazreti Ebubekir Efendimiz ağzındaki taşlar konuşmasına engel oluyor. Şimdi ağzında taş olunca konuşamaz insan. Diyor ki bu taşları şunun için ağzıma koyuyorum. Tam konuşacağım taş müsaade etmiyor. Düşünüyorum şimdi konuşacağım şeyden Allah ve peygamber razı mı değil mi diyor. Eğer razı ise o taşları çıkarıyorum, konuşuyorum. Razı değilse o taşları çıkarmıyorum diyor. Bir müddet kendisini alıştırmak için, dilin afetinden kendisini korumak için Hazreti Ebubekir Efendimizin bu şekilde yaptığı nakledilir kardeşlerim. Amaç ne? Kendisini alıştırmak. Bir müddet şu dile hesap sormak. Sen şimdi konuşacaksın ama konuştuğun şeyden Allah razı mı? Konuşacağın şeyden peygamberimiz razı mı? Razı ise eğer çıkarıyor, konuşmaya başlıyor. Eğer razı olmayacağı bir şeyse ağzından çıkarmıyor onları. Ne zamana kadar bunu yapmış? Taş olmadan kendini hesaba çekebilecek duruma gelene kadar Hazreti Ebubekir Efendimizin bunu yaptığı bizlere nakledilir. Tabii kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Şimdi biz hepimiz Allah'a iman etmiyor muyuz? Elhamdülillah. Ahirete iman etmiyor muyuz? Elhamdülillah. Bu imanın parçası zaten. İman etmiyorum diyen anahtarın dişini kırmış olur. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun, devamında evli yasmut ya da sussun buyuruyor. Şu konuşmak veyahut susmak kardeşlerim Allah indinde bizim cennet hayatımızı cehennem hayatımıza ayarlıyor. Allah için konuşmamız cennet hayatımızı daha çok yaklaştırıyor. Ama kardeşlerim Allah'ın rızası olmadan şu dilde sarf ettiğimiz bütün şeyler bizi felakete sürüklüyor. Şimdi birkaç madde söyleyeceğim, ardından açıklayacağım. Mesela kardeşlerim dedikodu yapmak dilden kaynaklanıyor, gıybet yapmak dilden kaynaklanıyor, yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, bunlar hepsi dilden. İnsanların sırrını ifşa etmek ağızdan çıkıyor. Bir insana yalan yere şaka yapmak yine bu ağızdan çıkıyor. Lanetlemek, kızıyorsun, lanet olsun diyorsun mesela. Çocuğuna, evine, arabana lanet okuyorsun. Bunlar dilden çıkıyor ve kardeşlerim husumet, kötü sözler konuşmak, yani aklınıza ne gelirse bizi felakete sürükleyen birçok şey dilimizden kaynaklanıyor. Onun için ne dedik sohbetin başında? Peygamberimiz ne buyurdu? Dilinize sahip çıkın. Atasözlerimizde de vardır. Eline, beline ve diline sahip çık. Yani ellerine sahip çık. Belinden kasıt erkek yahut kadının cinsi organıdır. Diline sahip çık. Burada da zaten sözden ağızdan çıkan her şey kardeşlerim bizi iyiye veyahut kötüye sevk eden meselelerdir. Sahabelerden Hazreti Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anhum buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ya Resulallah yapabileceğim bir amel söyler misin bana? Peygamber Efendimiz'e soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü bana yapacağım bir amel söyle. Peygamberimiz de cevaben buyuruyor ki Rabbim Allah'tır de ve dost doğru ol. Benim Rabbim Allah'tır de ardından dost doğru ol. Sonra tekrar sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir? Sahabe soruyor. Ya Resulallah benim için ahirete yönelik en çok korktuğunuz şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sümme kale dilini çıkarıp tutuyor. İşte senin hakkında korktuğum şey budur diyor. Dildir. Çünkü insanı cehenneme de götüren o, cennete de götüren o. Yani bu hususta da Rabbimiz Celle Celaluhu kardeşlerim bizlere akıl nimeti ihsan etmiştir. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme kabiliyetini Rabbimiz bizlere vermiştir. Yani konuşacağımız şey toplumda fitneye sebep olabilir, ailede parçalanmaya sebep olabilir,
işin bozulmasına sebep olabilir, ortaklıkların bozulmasına sebep olabilir, her şeye sebep olabilir. Ama bu nimeti Allah vermiştir. İyi ve kötüyü de ayırt etme gücü ve kudretini, kabiliyetini de insanı bu şekilde de yaratmıştır. Kardeşlerim, böyle madde madde sayalım. Birincisi, dilin bizi afete sürüklediği meselelerden bir tanesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evvela dedikodu ve gıybetten bahsetmiş. Tabii bu konuda çok detaya girmeyeceğim. Birçoğumuz bunları biliyoruz. Asıl günümüzde yani bu dilin bizi afete sürüklediği noktalardan bahsetmek istiyorum biraz. Yani en çok bizi nereye sürüklüyor ondan bahsetmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, dedikodudan bahsedince yani bilhassa Hümeze suresinde geçer. وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Bu neyi tarif ediyor? Diyelim ki iki kişi oturuyor yan yana. Sevmedikleri veya hakkında konuştukları bir adam geçiyor önlerinden. Bakın, bunu birçoğumuz yaşamışızdır. Allah diyor ki o insanlara yazıklar olsun diyor. Kim bu insanlar? İkisi oturmuş, aralarında konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir adam geçiyor oradan, hani böyle kolunu vuruyor ya, işte gidiyor gidiyor. Gidiyor falancacı. Bu ayet tam da bundan bahsediyor. Veil olsun, yazıklar olsun o kimseye ki insanların arkasından onu kaşıyla gözüyle çekiştiriyor. Bak bak, gidiyor. Konuşurken o giden kimseyi veyahut hakkında konuşmak istediğin adamı işaret ediyor. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Yazıklar olsun o insana ki gözüyle, kaşıyla insanları çekiştiriyor. Değerli kardeşlerim, bakın, İslam o kadar güzellikleri bize emrederken bir Müslümanın dedikodu ve gıybeti tercih etmesi büyük bir afettir. Mesela şöyle düşünün, bir balon düşünün. Balonu şişirmek çok zor olabilir. Diyelim ki büyük bir balon var. İşte pompa vesaire yok, ağzınızla şişireceksiniz. Saatlerce üfle 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 onu şişirdim, böyle yaptım. O balonu patlatmak için bir tane iğne yeter kardeşler. Bir iğne. Saatlerce tükettiğin nefesi bir iğneyle götürebiliyorsun. İşte dedikodu da aynı bunun gibidir. O kadar çok namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun, o kadar çok Allah'ın emirlerine uyuyorsun. Ondan sonra bir dedikodu geldi mi yaptığın bütün amelleri söndürüyorsun. Yazık değil mi peki? Müslüman niye böyle bir şey tercih etsin? Bir yandan yapıyorsun, diğer yandan da bakın buyurduğu gibi Peygamberimizin, dedikodu ve gıybet nasıl ki odunu ateşe atıyorsunuz, ateş nasıl onu kül ediyor değil mi? Dağıtıp gidiyor, kül kalıyor geriye. Resulullah diyor ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki aynı dedikodu ve gıybet de amelleri böyle yok eder diyor. Dedikodu, gıybete giren insan için içinden de çıkamaz. Çünkü bu bir hastalıktır. Başını alıp gider adam. Bu gerek kadınlarda daha çok oluyor, erkeklerde de oluyor. Bir araya geldiğinde adam ondan bundan şuradan buradan konuşuyor. Halbuki konuştuğumuz adamın rızası olmayabilir. Ama tek şunda müsaade vardır. Nerede, kimin arkasından konuşabiliriz? Diyelim ki kardeşlerim, bir esnaf var mahallede, süt satıyor adam. Sütün içerisine su katıyor. Sen de bunu biliyorsun. Sahtekarlık yapıyor. Bunu insanlara söylemek dedikodu değildir. Sen insanları aldattığını biliyorsun. Bu adamdan alışveriş yapmayın. Bu adam insanlara aldatıyor, sahtekarlık yapıyor. Bu dedikodu değil. Bu insanlara yardımcı olmaktır. Ama bunun dışında kardeşlerim, adamın ne aldığını, ne sattığını, ne yaptığını, ne konuştuğunu, nereye gittiğini konuşmak razı olmadığı bir mesele ise bilhassa bu dedikodu ve gıybettir. Allah bizleri bundan muhafaza eylesin. Çünkü kainatın efendisi la yedhulul cennete kattatun buyuruyor. Asla cennete giremeyecektir. Kim ya Resulallah? Söz taşıyan adamlar. Yine asla cennete giremeyecek. Kim ya Resulallah? Nemmamlar, yani kovucu adamlar. Ondan ona laf taşıyor, bundan buna laf taşıyor. Onun söylediğini ona götürüyor. Bu kardeşlerim Müslümanın vasfı değildir. İşte bunlar amellerimizi yok ediyor. Ve bunların kardeşlerim kaynaklandığı en büyük yer neresi? Nereden çıkıyor bu? Dilimizden çıkıyor. Bakın dönüp dolaştık. Yine merkez olan yere geliyoruz. Her şey dilden çıkıyor. Allah bize bu hususta gıybetten, dedikodudan kendimizi arındırmayı, uzak tutmayı Allah nasip etsin. Tövbe edeceğiz. Hatta kardeşlerim, mesela bir ortamdasınız diyelim, dedikodu ve gıybet yapılıyor. Ne kadar mükafat olduğunu anlatmak için bu hadis-i şerifi okuyorum. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, dedikodu ve gıybet eden adama, sus diyen insana Allah 100 tane şehit sevabı verir diyor.
Bakın 100 şehit sevabı verir diyor. Kime? Dedikodu yapana susun. Yaptığınız iş doğru değildir diyen adama 100 şehit mükafatı vardır. Demek ki bu iş o kadar ağır bir şey ki susturan adama mükafat çok. Ya bu kavgayla dövüşle olacak bir şey değil. Müslüman böyle kırıcı dökücü olmamalı. Ama güzellikle ya o ortamda yahut onun dışında bir ortamda işte amca, teyze, hala, abla vesaire, bak sen bunu konuşuyorsun ama senin konuştuğun adam bundan razı değil. Arkasından konuşma. Müslüman delikanlı adam gider yüzüne söyler ya. Nedir arkadan konuşmak? Erkek işi değil bu yani. Gideceksin, bir derdin varsa git yüzüne konuş. Bir de bunlar toplumu fitneye sürüklüyor. Adam bir dedikodu çıkarıyorlar birinin hakkında. Bütün mahalleye yayılıyor. Halbuki adamın hiç suçu yok. Hiç haberi yok meseleden. Hakkında belki olmamış bir şey uyduruluyor ve iftira oluyor bu sefer. Hatta şunu da söyleyeyim, bu konuyu geçeceğim hemen. Mesela kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, diyelim ki bir adam gördünüz, adam kötü bir iş yapıyor. Sen de o adamı gördün, bir arkadaşının yanına geldin. Ya dedin ki, az evvel falanca adamı gördüm, adam şöyle şöyle yapıyordu. 5 dakika önce görmüşsün, adam kötülük yapıyor. Başladın millete anlatmaya. Bugün anlattın, yarın anlattın. Bakın buraya çok dikkat edin. Peygamberimiz diyor ki bu adam, o kötülük yapan adam var ya, gördük biz onu. Bu adam tövbe ederse Allah onu affeder diyor. Allah onu affetmişken sen hala gidip onun yaptığını millete anlatıyorsun. Adam şöyle yapmış, adam böyle etmiş. Halbuki o adam tövbe etmiş, etmiş ise Allah onu affeder. Senin de bu söylediğin dedikodu gıybetten çıkar, artık iftiraya döner bu iş. Çünkü Allah onu temizlemiş. Günahını affetmiş. Sen hala falanca adam böyle yaptı, ben böyle gördüm, şöyle gördüm demekle kendini meşgul ederken bu adam kendisini Allah'a affettirmiş. Ama sen hala onun hakkında konuşuyorsun. Onun için kardeşlerim, yani biz her zaman hani böyle milleti işaret ediyoruz ya, şunu unutmayalım, bu işaretimizin insanlara işaret ederken diğer parmaklarımız da hep bizi gösteriyor. Böyle işaret, bak şu adam, şu adam şöyle yapmış, böyle etmiş ya. Bu parmaklar da bizi işaret ediyor. Önce kendimiz kardeşlerim. Önce kendi hatamıza bakalım, kendi yanlışımıza bakalım. Ama insan maalesef böyledir. Karşı tarafta en ufak bir şeyi görür, kendisinin hatasını kabul etmez. En ufak bir şeyi konuşur ama kendisi bir şey yaptığı zaman ben yanlış yapmam, ben hata etmem der. Bu hususta yapacağımız en büyük şey, kendimize yapacağımız en büyük iyilik nedir? Kardeşlerim, kendi kendiniz için analiz yapın. Ben nasıl bir adamım? Milletin hakkında konuşacağımıza kendimizi kontrol edelim. İşim nasıl, ticaretim nasıl, ahlakım nasıl, evde nasılım, toplum içinde nasılım, kendimize bakalım. İnsanlar hakkında konuşmak bize hiçbir şey kazandırmayacak. Allah bizleri dilin bu afetinden emin ve muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, bir mesele daha, dilin bizi felakete götürdüğü meselelerden birisiyim. İnsanlar hakkında onların yanında olsun veyahut olmasın şaka yapmak. Bakın bu husus günümüzde çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu konuda bizleri çok uyarmıştır. Bir insan, insanı güldürebilir misin? Güldürebilirsin. Şaka yapabilir misin? Yapabilirsin. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, şaka da olsa asla ve asla yalan söylemeyin buyuruyor. Şaka da olsa yalan söyleme. Şimdi mesela çocuğun 1 yaşında evladın var, 2 yaşında torunun var. Oğlum hadi hadi şunu yersen dışarı çıkacağız. Yalan söyledin. Hadi hadi şunu söyle, şunu yap da ben sana bunu vereceğim. Çocuk yapıyor onu. Baba dede hani verecektin? Yalan söyledin. Bakın bunlar basit şeyler gibi gözüküyor. Ya hocam bu kadar da olur mu? Ben size Allah'ın emirlerini anlatıyorum. Keyfiniz bilir. İster yapın ister yapmayın. Çocuğa dahil söylenen sözde yalanlık payı olmasın. Çocuk bilsin ki babam bana bir şey dediği zaman mutlaka onu yapacak. Oğlum yemeği niye dışarıya çıkaracağım seni? Parka götüreceğim seni. Tamam benim babam bunu söyledi yapar. Ama sen çocuğu kandırmak için ye seni götüreceğim. 5 dakika sonra baba hadi gidecektik. Oğlum ben şaka yaptım. Ama yalan söyledin sen. Değerli Müslümanlar, bakın şunu iyi dinleyelim. Alimlerden birisine soruyorlar, diyorlar ki efendim diyorlar, şu hayatta hiç yalan söylemeyen insan var mıdır? Hiç yalan söylemeyen insan var mıdır? Şu cevaba dikkat edin bakın. Diyor ki şu hayatta hiç yalan söylemeyen adam yoktur. Nereden diyor bunu, hani analiz ettiniz, tahlil ettiniz? Hiç olmasa saati söylemiştir diyor.
Hiç olmasa saat söylememiş mi bu adam? Nasıl? Adam mesela, abi saat kaç? 12'ye 5 varken saat 12 ya diyorsun. Daha 5 dakika var halbuki. Bak işte bu da bir yalan. Kardeşlerim biz basit diyoruz bunlara ya. Vallahi bak bunlar amel defterimize yazılıyor. Bunlar yazılıyor. Yalan dediğimiz şey illa insanları birbirine düşüren bir şey değildir. Sen çocuğuna da yalan söyleyemezsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama kardeşlerim sahabelerden birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah Müslüman korkak olabilir mi? Dedi ki olabilir, Allah öyle yaratmışsa korkak olabilir. Ya Resulallah Müslüman cimri olur mu? Dünyayı seviyorsa cimri olabilir dedi Peygamberimiz. Ya Resulallah işte şu olur mu bu olur mu sayıyor. Peygamberimiz de Allah yaratmışsa olur. En son dedi ki ya Resulallah Müslüman dedi yalancı olur mu? Peygamberimiz oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Müslüman her şey olur ama asla yalancı olamaz dedi. Bak birçok şey sordu. Cimri olabilir mi, korkak olabilir mi ama yalancı olamaz. Müslüman yalancı olmaz kardeşim. Yalancı adamın işinde bereket olmaz. Evinde bereket olmaz. Hayatında da bereket olmaz o adam. Hiçbir şey anlamaz hayatından. Dolayısıyla kardeşlerim yaşayacaksa bir insan nesi için yaşar? İsmi için, ahlakı için, şerefi için yaşar değil mi? Birisi ya bu ne dürüst bir adam deniliyorsa ne mutlu o adama. Ama adam bütün hayatı yalan üzerine. Her şeyi yalan üzerine kurulmuş bir insan. Bunun vebalinde ahirette de bunun hesabını sorar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yalanla ilgili, mevzuyla ilgili. Mesela sahabeler kardeşlerim hadis naklederken örnek veriyorum. Diyelim ki Peygamberimizden bir hadis duymuşlar. Resulullah buyurdu ki bizi aldatan bizden değildir. Mesela Hazreti Ebubekir bunu duyunca Hazreti Ömer'e gidip diyor ki ey Ömer sen de bunu peygamberden duyduysan biz bunu not aldıralım. Hem ben duyayım hem sen duy. Adımızı yazalım. Evet ben duydum diyor Hazreti Ömer. Mesela örnek veriyorum. Diyorlar ki biz bunu isimleri daha kuvvetli yapalım ki bizden sonraki nesil Hazreti Ebubekir duymuş, Hazreti Ömer duymuş, Hazreti Osman duymuş. Daha çok inanırlar, itimat ederler diyor. Hazreti Osman'a gidiyorlar. Ey Osman biz peygamberden bir söz duyduk. Sen de bunu duydun mu? Hazreti Osman ben de duydum diyor. Onun da adını yazıyorlar. Biz bunlara hadis ilminde hadis ravileri deniliyor. Rivayet eden, peygamberden duyanlar. Yine bir hadis duyuluyor. Diyorlar ki biz bu hadisi kuvvetlendirelim. Ne yapalım? Araştıralım. Peygamberimiz bunu konuşurken kimler varmış? Gidelim o adamları bulalım. Kim duymuş aynı şeyi yazalım. Anlaşılıyor değil mi kardeşlerim? 2-3 kişi toplanıyorlar. Sen duydun mu peygamberimizden bunu duydum. Sen duydun mu duydum. Hadi falanca adam da o gün varmış peygamberimizin sohbetinde vaazında. Gidelim onun yanına da gidelim. Onun ismini de yazalım diyerek o adamın yanına gidiyorlar. Yanına geliyorlar bakıyorlar ki o işte ata yem veriyor. Bakın şuraya çok dikkat edin. Yalan hususu affedilecek bir mesele değil. Ne olursa olsun bak çocuk da olsa dedik. Yaratılan hangi mahluk olursa olsun kandırmak bizde yok. Yalan söylemek bizde yoktur kardeşlerim. 3 tane adam gidiyorlar. Bakıyorlar ki o öbür kişi ata yem veriyor. Tam ata yemi uzatıyor. Atı kendine doğru çekmeye çalışıyor. Yem veriyor geri geliyor. Yem veriyor at görüyor yemi geri gidiyor. Atı götürmeye çalışıyor. Diyorlar ki bu adam atı kandırıyorsa bizi de kandırır. Bu adamı yazamayız biz diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Şu hassasiyete bakın ya. Bu adam atı kandırıyor, çağırıyor, çağırıyor, yemi vermiyor diyor. Bu adamı biz buna yazamayız. Bu konuda güvenilir görmeyiz bu adamı diyor. Şimdi kardeşlerim şu meseleyle kendimizi, ben kendime söylüyorum önce. Bir kıyaslasak var ya halimiz yaman vallahi. Allah bize yardım etsin. Dedikoduda varız, gıybette varız, yalanda varız, her şeyde varız. Bak dünyada neler olup bitiriyor. Hangisinden bahsedip konuşuyoruz kardeşlerim? Bakın şu yakın zamanda Doğu Türkistan'ın o Müslümanların üzerlerine oynanan oyunları hiç konuşuyor muyuz? Hangi televizyon kanalı bundan bahsediyor? Sayılı. Çin'in yaptığı zulmü hangi dünya ülkesi konuşuyor? Bir Hristiyan'a böyle bir şey yapılsa bütün dünya ayağa kalkıyor. Niçin Müslümanlar ölürken kimse ses çıkarmıyor? Bakın Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Geçen haftalarda oldu bu. Karantinaya aldık diye hasta bunlar Covid hastası diye eve kilitliyorlar. Evi de ateşe veriyorlar. Cayır cayır yakıyorlar.
Bakın dün bir kardeşimiz konuştu. Genç bir kız annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, 3 tane kardeşini kaybetmiş. 9 yaşında, 11 yaşında, 15 yaşında. Nerede kaybetmiş? Evin içine hapsediyorlar bunlar hasta diye. Bir bahaneden ateş çıkarıyorlar evde. Cayır cayır yakıyorlar evde. Niye yapıyorlar biliyor musunuz bunu? Bunlar Müslüman işte kardeşler. Yıllardır Çin'in Uygur Türkleri üzerinde yaptığı zulüm bitmedi kardeşlerim. Halen de devam ediyor. Bu kardeşlerimizi belirli zamanlarda ziyaret ediyorduk bazen. İnanın oturup dinlerseniz vallahi dersiniz ki ben insanlığımdan utanıyorum. Çocuk gelmiş 20 yaşına 10 senedir anne babasından haber alamıyor. Ufacık kız çocuğu var. Vallahi bakın 9 yaşında bir çocuk gördüm. Kız çocuğu hüngür hüngür ağlıyor. Çin konsolosluğunun önüne gitmişler. Orada Çin konsolosluğuna baskı yapıyorlar. Bizim annemizi bırakın, babamızı bırakın, atalarımızı, dedelerimizi bırakın. Zulmediyor adamlar. Ya şimdi bu kadar mesele varken, yani ümmetin bu kadar derdi varken bir Müslüman kenara köşeye geçip dedikoduyla meşgul olamaz ya. Bu kadar basit insan değiliz biz kardeşlerim. Bizim derdimiz çok, sıkıntımız çok, konuşacağımız çok mesele varken biz kalkıp şu evine ne almış, bu evine ne götürmüş, bunun hanımı ne yapmış? Müslüman bu kadar kendini düşüremez. Konuşacağımız çok mesele var. Filistin'i konuşacağız, Afrika'yı konuşacağız, Mısır'ı konuşacağız. Bakın Müslümanların hali ortada. Herkes kulağını gözünü kapatmış. Ölen Müslüman mı? Ölüyorsa ölsün diyor. Ama bir hayvana bir şey yapın şurada, inanın Müslümanın ölmesinden daha çok ses çıkarıyor bir hayvan. Bütün dünya ayağa kalkıyor bir anda. Eyvah hayvana eziyet ettiler. Ha bunu doğru dediğim için demiyorum. Tabii ki eziyet edilmez hayvana. Örnek vermek için söylüyorum. Ya bir insanın hayvan kadar kıymeti yok mu? Müslümansa kıymet verilmiyor kardeşler. Ama biz en azından kendi aramızda böyle bir uyanık olmamız lazım. Kendimizi birbirimize sahip çıkmamız lazım. Böyle boş şeylerle kendimizi meşgul edeceğimize, dertlerimizi ve sıkıntılarımızı çözüm noktasına götürecek meseleler konuşalım. Kendimizi kenara çekmişiz, hiç kimseye faydamız yok, kendimize bile ailemize faydamız yok. Sabah kalk dedikodu, akşam kalk yalan, gıybet, böyle hayat geçer mi ya? Şu insanlara bir faydamız yoksa, bir ailemize, çoluk çocuğumuza faydamız yoksa biz ne için yaşıyoruz bu dünyada? İşte kardeşlerim dedik ya sohbetin başında, Allah nimet vermiştir. Bu nimetleri Rabbimiz kendi yolunda kullanmamızı istiyor bizden. Dil, işte bak bizi götürdüğü afetler burada. En son ne dedik? Dedik ki şaka meselesi. Yani şaka yapılabilir. Peygamberimiz şaka yapardı, güldürürdü, espri yapardı ama yalan söylemezdi. Şaka da olsa yalan yok. Bu da dilin hesaba çekilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Diğer bir mesele kardeşlerim, insanların sırrını ifşa etmek. Bu yine bunu kim yapıyor? Yine dilden çıkıyor bu. Sır ifşa etmek yine dilden çıkıyor. Adam sana bir sır veriyor. Ya diyor ki bir şey söyleyeceğim sana, bir sır vereceğim sana ama kimseye söyleme. Tamam söylemem. Adam sana anlatıyor derdini. 5-10 dakika sonra bir başlıyorsun ondan ona, ondan ona. Bu sefer 40 takla atıyor söz. Sözün sahibine, sır sahibine gelinceye kadar neler neler geçiyor ortada. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kardeşlerim, aranızdaki birbiriniz arasındaki konuşma emanettir diyor. Burada 3 kişi konuşuyorsa konuştuğun şey burada kalacak. Sır taşımak, dışarıya sır taşımak ki bilhassa aile içerisinde. Kadın kocasının sırrını, erkek hanımının sırrını dışarıya taşıyamaz. Taşımaması lazım. Hanımlar bir araya geliyorlar, benim kocam şöyle attı. Bu çok tehlikeli bir sebeptir. Bakın Allah Resulü, dün akşamki sohbette de bunu söyledim. Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, evinin sırrını dışarıya anlatan kadın veya erkek, Allah bunlara lanet etmiştir. Evinin sırrını dışarıya anlatmayacaksın. Yani artık günümüzde geçelim bunları kardeşlerim. İnanın televizyonlarda konuşuyorlar bunları ya. Adam televizyona, biz bir kişiye anlatmayın diyoruz, adam milyonlara anlatıyor. Kocam şöyle yaptı, karım böyle etti. Yani insan kendi namusunu muhafaza edemeyecek mi? Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hanım sizin nikahlınızsa sizin namusunuzdur. Ola ki boşandınız. Boşandıktan sonra da eğer sizin nikahınızdan çıkmışsa artık o bir başkasının namusudur. Sen konuşamazsın artık onun hakkında.
Sen evinde oldu bitti, evlendin, anlaşamadınız, boşandınız. Ha, doğru bir şey değil. İslam'ın en çok sevmediği helallerden biridir boşanma. Ama yolunu da Rabbim müsaade etmiştir. Olmuyorsa sıkıntıya, probleme, büyük ciddi sebeplerdense boşanmak daha uygun bir yoldur. En son tercih edilecek mesele bu. Ama sen boşandıktan sonra hala senelerce kadın gitmiş başkasıyla evlenmiş, ne bileyim belki çocuğu olmuş ya da sen evlenmişsin. Peygamberimiz diyor ki artık o başkasının namusu. Sen konuşamazsın onun hakkında. Ve bu hususta kardeşlerim sır ifşa etmenin tehlikelerini, yani kişi konuşurken Efendimiz buyuruyor ki dönüp etrafına bakarsa onun bu konuşması konuşmasının dinleyene emanet olduğuna delalet eder. Yani diyor ki sen diyor birisi seninle konuşuyorsa eğer adam sana bir şey anlatıyor. Sana bir şey anlatırken sağına soluna bakıyorsa bunu sana emanet söylüyor. İlla sana ya kardeşim bunu kimseye söyleme demesine gerek yok. Adam sana anlatırken halinden belli. Sağına bakıyor, sessiz konuşuyor ya da sana sır veriyor. Sessiz konuşması ne anlama gelir? Başkası duymasın. E sen gidiyorsun adamı, ya abi sen bana demedin ki başkasına söyleme. Ya demek şart değil. İki kişi arasındaki konuşma emanettir diyor Peygamberimiz. Üç kişi arasındaki konuşma emanettir. Rıza varsa git anlat. Anlat deniliyorsa. Ama rıza yoksa bir başkasına bu meseleleri taşıma kardeşlerim vebaldir. Değerli Müslümanlar, diğer bir mesele. Yine dilin afetlerinden birisini söylüyorum. Yani ağzımızda şu et parçasının bizi sürüklediği, Allah'ın istemediği meselelerden bir tanesi çirkin sözler sarf etmek. Yani küfürlü konuşmak günümüzün deyimiyle. Değerli Müslümanlar bakın. Önce şunu söylemek istiyorum. Küfür, acziyetini, kendini ifade edemeyen insanların işidir. Müslüman ağzından Kur'an ayetleri çıkar. Müslüman Allah'tan ve peygamberden bahseden bir kişiliğe sahiptir. Ama maalesef kardeşlerim, öyle küfürler ediliyor, öyle konuşmalar geçiyor ki, bunların hesabı olmayacak mı sanıyoruz? Bir başkasının annesine bir Müslüman nasıl küfür eder ya? Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Kardeşlerim bakın bunlar sorumluluktur. Karşıda adam konuşuyor. O ona küfür ediyor, bu buna küfür ediyor. Aman Allah'ım öyle küfürler ediliyor ki artık ileri bir boyutu. Bakın geçen şöyle bir yolda yürüyordum. Bir delikanlı telefonla konuşuyor. Kardeşlerim öyle küfürler ediyor ki ben dayanamadım en sonunda. Allah'a, kitaba hemen yanına gittim. Bu benim vazifem. Sizin de vazifeniz. Kimse sizin ortamınızda Allah'a küfredemez. Ha bunu bağırıp çağırarak değil. Gittim kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Telefonu indirdi. Buyur hocam dedi. Takke başımda görünce. Buyur hocam dedi. Kardeşim sen az önce ne söylediğinin farkında mısın? Allah'a küfür ediyorsun sen ya. Sen karşıdaki adamla kavga edip Allah'a niye küfür ediyorsun? Niye Kur'an'a küfür ediyorsun sen? Şimdi o kadar sinirlenmiş ki hocam hiç farkında bile değilim diyor. Farkında bile değilim diyor ama Allah'a küfür ediyor. Bunun ötesi var mı ya? İnsan ölür daha iyi kardeşlerim. Aman kardeşim yapma etme dedim. Bak bu büyük bir tehlikedir. Allah'a küfretmek ne demektir ya? Kitaba dil uzatmak ne demektir? Aman. Hocam tamam kusura bakmayın bir daha dikkat edeceğim. Uyardık tatlı bir dille. İnşallah bu kardeşimize o ders olmuştur. Ama dediğimiz gibi kardeşlerim Müslümanın ağzından mesela Peygamberimiz buyuruyor ki Leysel mu'minu bitta'an. Mümin insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir Müslüman. Niçin şu ağızdan küfür çıkıyor ya? Kendi derdini anlat. Niye küfür ediyorsun? Küfür edince eline ne geçiyor? Bir anlat bakalım ya. Annesine, bacısına, kardeşine, bilmem nesine küfür ediyor adam. Bundan Allah razı değildir kardeşlerim. Müslümanın yolu, Peygamberimiz diyor, ağzı Kur'an yoludur. Buradan hayır söz çıkar. Allah rızası için kardeşlerim, böyle sıkıntıları olan varsa, özellikle gençler, lütfen bir delikanlı erkeğin ağzına küfür yakışmaz ya. Bakıyoruz şimdi kızlar bile küfür ediyor kız çocukları. Şuradan vallahi oturuyoruz şurada. Çocuklar geçiyor okuldan çıkıyorlar kızlar. Şu diyorum ki şu yer yarılsa da içine girsem. Şu kızların ağzından çıkan küfür çok rahatsız ediyor bizi. E kardeşlerim şimdi bunlar bizim evlatlarımız. Ahmet'in kızı, Ayşe'nin kızı, Fatma'nın kızı. Bizim evlatlarımız, yavrularımız bunlar. Kınadığım için demiyorum bakın. Hepimizin, benim de evladım var. Ama bu hatamızı düzeltirse, şimdi çocuk evde babasından küfür duyuyor. Annesinden başka bir şey duyuyor. E bu sefer bu çocuk da küfür etmeye başlıyor. Bunu sıradan bir şey görüyor. Allah rızası için kardeşlerim böyle hatalarımız varsa ben evvela kendime söylüyorum.
Kendimizi düzeltelim. Küfür müfür bunlar bize yakışmaz. Ağzımızdan bunları çıkaralım. Bunlar için de tövbe edelim. Allah'ım diyelim. Bundan sonra bu zamana kadar çok küfür eden insanlar var. Adam her kelimesi küfür. Her kelimesi. Tövbe edecek, terk edecek bu işi. Allah'ım bir daha yapmayacağım. Delikanlı insan ağırbaşlı olur. Toplumda parmakla işaret edilir. Delikanlılığıyla, dürüstlüğüyle, doğruluğuyla. Ya bu öyle bir zamandayız ki insan ailesiyle çıkıp yürümeye çekiniyor. Ailenle, hanımınla gidiyorsun, arkadan çocuklar, anne, baba, avrat bilmem ne küfür ediyor. Şimdi hanımın yanında, çocuğun yanında dönüp ne diyeceksin? Bir şey söylesen seni ilgilendirmez oluyor. Böyle bir acayip bir zamandayız. Ama nasıl düzeltiriz bu durumu? Sen, hepimiz babayız. Aile fertleriyiz burada. Evladım, bakın toplumda hareketlerimize dikkat edelim. Ailelerin olduğu yerde dikkat edelim. Gençler ağzımızdan küfür çıkmasın. Küfür nedir ya bu? Küfür kendini ifade edemeyen basit insanların işi. Cahil insanların işidir. Ama olabilir, hata etmişsek bu zamana kadar bundan sonra tövbe edeceğiz. Bir daha bunları yapmayacağız. Değerli kardeşlerim, bunlar tabii birçok madde daha var. Dilin bizi sürüklediği afetlerdir. Yani yalan dedim ya, buradan çıkıyor dedikodu, buradan bak küfür dedik buradan. Allah'a iman dilden, Allah'a şirk de dilden, her şey şu et parçasından. Resulullah bize diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ya hayır konuşun ya da susun. Noktayı koymuş peygamberimiz. Konuş, hayır olsun, insanlar ferahlasın, insanlar rahatlasın. Seni gördükleri zaman ya şimdi Ahmet geliyor, şimdi bir konuşacak var ya, böyle içimizi açacak. Allah razı olsun bundan. Bu insanlardan olmak için mücadele edin. Ama oturuyor insanlar, sen geliyorsun ya adam. Geliyor, geliyor, aman aman. Şimdi bizi bunaltacak, daraltacak. Aman kalkalım, dağılalım. Bu insanlardan sen, insanların şerrinden emin olmadığı kişiden Allah razı olmaz. İnsanları içerisinde onları rahatlatan bir yapıya sahip olalım. Bu bizim için bir güzelliktir. Allah Celle Celaluhu bizleri, evlatlarımızı, çocuklarımızı, bu milletin, bu yeni neslimizi, ahir zamandaki şu neslimizi Allah küfürden, şirkten, yalandan, dedikodudan, gıybetten muhafaza eylesin. Hiç elimizi açıp dua ediyor muyuz? Allah'ım benim evladım dürüst olsun, yalancı olmasın. Bu duayı da yapın. Allah'ım evladım küfür eden birisi olmasın. Allah'ım evladımın ahlakı güzel olsun. Hem bu duayla hem de evladımızı yanımıza çağırıp konuşarak onu bu hatalardan vazgeçirmek her anne babanın vazifesidir. Çünkü Müslüman güzel ahlaklıdır. Yapması gereken de budur. Allah Celle Celaluhu bizleri fark ettiğimiz hatalarımızdan dönmeyi nasip eylesin. Hatamızda devam eden, ısrarımızda devam eden insanlardan olmaktan Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. El-Fatiha.